Günaydın. Ben şekerleri göstermişken aklıma bir iki şey geldi. Onları da anlatmak istedim. Tabii şu an saat 10'da kalktığım için daha kendime gelemedim. Bugün işlerim vardı diye yani hafta sonuna göre erken uyandığımı düşünüyorum. Saat daha 10 çünkü. Ama bugün halletmem gereken bir şeyler vardı. Kurabiye falan yapmayı düşünüyorum. Pazartesi sınavım var. Ona da çalışmam lazım. O yüzden hepsini yetiştirebilmek için 10'da uyandım. Bu şekerleri geçen yıl Eminönü'nden almıştım. Hatta bir sürü çikolata da almıştım. Böyle işte ağaç şeklinde falan değişik şeyler almıştım. Kırılmış ben buraya getirirken. Bir de artık biraz böyle erimiş hafiften. Ben geçen yıl bunun bu kadar eriyeceğini düşünmemiştim. Böyle bir sıcak çikolata yapıp kenarına koymuştum. Çıkardığımda sadece şu bastonun ucu kalmıştı. O yüzden buna dikkat edin. Şekerleri göstermişken aklıma şu geldi. Ben geçen yıl çok güzel bir yılbaşı alışverişi yapmıştım. Hatta aldığım birkaç şeyi de sağa sola bir yere eklerim. Geçen yıl ben alışveriş yaparken şunu fark ettim. Birçok şey evde kendiniz yapabileceğiniz şeyler. Mesela benim evde kendim çok güzel bir fanusum vardı. O yoksa büyük kavanozlarınız varsa onlara da yapabilirsiniz. Mesela o cam kar küreli fanuslar 200 liraydı geçen yıl bile. Ama ben gidip yapay kar almıştım çok uygun bir fiyata. Şimdi hatırlamıyorum, bir paket almıştım. Onu kendi fanusumun içine döküp işte evde mini led bir ışığım vardı. Onu koyup işte evdeki bir iki dekorasyon ürünlerini koyup çok güzel bir cam fanus yapmıştım. Onu da eklerim. Siz de evde böyle kendiniz yapabilirsiniz. Çünkü geçen yıl bile fiyatlar çok yüksekti. Bu yıl da gidip Eminönü'nden öyle bir alışveriş yapacağım. Çünkü orada çok seçenek vardı gerçekten. Hani Metro Market'te de çok seçenek var. Oraya da bakacağım. Ama orada bir tık daha pahalı oluyor tabii ki. O yüzden oradan bulduğum daha değişik şeyleri size göstermeye çalışacağım. Bu arada bu ağacı da ben birinci sınıftayken almıştım. Yılbaşında burada kalmayacağımızı düşünerek öyle küçük dekoratif bir şey almak istemiştim. Ama bu yıl galiba yılbaşında burada olacağım gibi gözüküyor. Çünkü pek de bir tatilim yok. O yüzden daha büyük bir ağaç almayı düşünüyorum bu yıl. Bu yıl buradaki evi de biraz süslemeye çalışacağım. Dediğim gibi bunun için yapacağım alışveriş için de mutlaka takipte kalın. Şimdi kitabımı okuyayım, sonra devam ederiz. Bu arada bu kitabı okuyorum. Neredeyse bitti. Gerçekten şimdiye kadar okuduğum kitaplar arasında bende özel bir yeri olan bir kitap olacak. Çünkü şifalı bitkiler, taşlar, eski şifacılık gelenekleriyle ilgili bir sürü bilgi vardı. Eğer bu tarz şeyleri seviyorsanız mutlaka öneririm. Evet, şimdi hangi maskeyi yapayım karar veremedim. Hem yosun özlü bir tanem var. Bir tane de böyle aloe veralım vardı. Ama bu yosun özlü olanı haftada bir yapıyorum. Çünkü 2-3 defa yaptığımda sivilce yapabiliyor benim cildimde. Ama bu aloe veralı olan daha günlük. Bunu daha sık sık yapabiliyorum. O yüzden şimdi yosunlu olanı yapacağım. Bunu da getirmişim ama şarjını getirmemişim. Artık gidip geldiğimde ya da biri buraya gelirse bana getirecek. O yüzden bunu kullanamayacağım. Söylemişim, bu çamur maskesiymiş. Ölü hücreleri ve cildi temizliyormuş. Vücut için de kullanılıyormuş. Ben diğer maskeyi getirdim sanıyordum. Bunu getirmişim. Neyse. Şimdi 2-3 dakika beklesin, yıkayacağım. Çok bekletmeyeceğim. Birkaç defa çok beklettim, sivilce yaptı. Şimdi öyle bir temizlemesi için sürdüm. Evet, yıkama kısmı bitti. Ben genelde üstüne mutlaka bir nemlendirici sürüyorum ve genelde şu ikisini kullanıyorum. Bunu da kullanmamın en büyük sebebi o tarz maskeler benim cildimi çok kurutuyor. Daha... Ama bunları da çok kullanmıyorum açıkçası. Çünkü insan bir yaştan sonra anlıyor ki herhangi bir kimyasalı yüzünüze sürmektense sadece iyi bir sabunla temizlemeniz bile çok daha yeterli oluyor. Tabii herkesin cildi farklıdır ama ben kendi cildimi bu şekilde keşfettim. Bu tarz ürünler bana çok iyi gelmiyor. O yüzden kullanmıyorum pek. Cidden bahsetmişken şu yüzümdeki lekeyi de görmezden gelemiyorum ama o çoktandır var, gerçekten gitmiyor, nedenini bilemiyorum. Neyse, biz şimdi gidip kurabiyemizi yapalım. Evet, evde tereyağı ve şeker olmadığını fark ettim. Hemen markete gitmem lazım. Marketi çekmeyeceğim. Sadece ihtiyaçlarımı hemen alıp geleceğim. Tariflerime de normalde yağ ve şeker koymadığım için hiç almamışım ama kurabiye bunlarsız olmaz. Şimdi gidip hemen alıp geleyim. Şimdi gidip eksiklerimi aldım. Ben normalde ve un kullanmıyorum. Geçen videoda anlatmıştım. Glutensiz un kullanıyordum.
Ama hem ev arkadaşıma da vereceğim için hem de bu ekstra bir durum olduğu için ben de normal ondan yiyeceğim. Bu glazürleri de diğer dört çeşit o kalem şeklinde olanlar gerçekten fiyatı yüksek oluyor. Geçen yıl evde yapmıştım. Kenarına da ondan koyarım. Bu daha uygun ve daha çok kaplıyor. Bunun tadı da çok güzel. O yüzden bundan aldım. Dediğim gibi tereyağım yoktu ve zencefilim de evde yoktu. Hepsini aldım. Şimdi yapmaya başlayabilirim. Evet, şimdi priz gerektiği için malzemelerimi buraya taşıdım. Toz şekerimi koydum. Yani birden biraz az koydum ben bilerek. Şimdi bir de yarım paket tereyağı koyacağım. Benim aldığım bu tereyağı 200 gram. Ben bunu 100 grama düşüreceğim. Ve ekledikten sonra yumurta ve pekmez ilave etmek gerekiyor. Ama benim evde pekmezim yok. Sırf bunun için de almak istemedim. Çünkü çok tükettiğimiz bir şey değil. Pekmez koyarsanız rengi daha koyu olur ve üstüne sürdüğünüz glazür daha net görünür. Glazürü ben tamamen süreceğim için renginin benim için zaten pek bir önemi yok. Peki zencefil ve tarçın asıl buna zaten lezzet veren şey. Ben şimdi bunları karıştırmaya başlayayım. Ardından da kuru malzemeleri üstüne dökeceğim. İşte un, kabartma tozu, zencefil, tarçın gibi kuru malzemeleri de ekledikten sonra hamurum hazır hale gelmiş olacak. Şekerimi zaten eklemiştim. Şimdi tereyağımızı ekleyeceğim. Evet, buna priz gerektiği için bu tarafa geçtim zaten. Şuraya takalım. Bir daha derin bir kapı olsa daha iyi olur ama benim en geniş kabım buydu. Evet, öneri olarak kabınız benimki gibi derin değilse su ve yumurtayı eklemeden çırpmayın. Şimdi 3 su bardağı kadar un koyacağım. Şimdi de 2 tatlı kaşığı kadar zencefil ekleyeceğim. Zencefilimi ekledim şimdi tarçın. Tarçına 2 kaşığı kadar yazıyordu. Ben o yüzden tatlı kaşığın yarısı kadar ekleyeyim. Evet, bu artık hamur haline geleceği için elimle yoğurmam gerekiyor. Makineyle olmaz. Birazcık su ekleyebilirim. Çünkü tarifte de vardı 1 yemek kaşığı kadar. Sonrasında da biraz kabartma tozu ekleyeceğim ve yağlı kağıda serip şekil vereceğiz. Geçen kurabiyelerden ev yapmıştık. O zaman hamur yoğurma makinamız da vardı. Onu da yoğurmuştuk. Kıvamı çok güzel olmuştu. Onu da videosunu kenara koyarım. Gerçekten her yıl bir tur işte yeni bir şey deniyorum. Ondan önceki yılda yılbaşı harcı yapmıştım. Bu yıl onu da yılbaşında yine yaparım. Hem çok kolay hem çok güzel görünüyor hem de tadı da çok lezzetli oluyor. Sağlıklı tarifler verirken bir anda nasıl bunlara geçtik bilmiyorum ama böyle bu zamanlar gelince bu tarz tarifleri de deneyesim geliyor açıkçası. Normalde çok tüketmesem de. Böyle kağıt şablonlarla hazırlıyorum. Yani kalıp da 1 dakikada sürecek iş benim için 3 dakika sürecek ama önemli değil. Yani çok bir vakit almıyor zaten. Tarife güvenmek istiyorum. Arda Türkmen'in tarifini aldım. Umarım güzel olur. Şu an çok böyle yoğun bir zencefil kokusu var. Ben normalde çok az koyuyordum. Umarım tadı bana fazla gelmez. Şimdi devam edeyim şekil çıkarmaya. Hamurun ince bölgesini kullanmaya çalışın. Orta kısımlar biraz daha kalın oluyor ama hamurun bayağı ince olması gerekiyor. Yoksa daha fazla çıkmaz, yani ziyan olur. Böyle ince bir noktaya koyup kağıdı yerleştirdikten sonra bıçakla hemen şöyle etrafında geziyorum. Kalan tırtıklı yerlerini de elimle çıkarınca hemen düzeltiyorum. Çok sürmüyor yani. İçinden çok güzel görünüyor. Benimkiler biraz küçük oldu. Ben daha fazla çıksın istedim. Ama siz kalıbınızı daha büyük yapabilirsiniz. Bu kenarda dursun. Evet, şimdi son hali de bu. Bayağı bir sıkıştırdım. Bu tepsiye bu kadar sığdı. Zaten çok azıcık bir hamurum kaldı. Onu da şekil vermeden kenarına sıkıştıracağım. Artık bunu pişirmeye bırakacağım. Keşke önceden fırını açsaymışım ama unutmuşum. Neyse, önemli değil. Bunu da böyle davul fırın olduğu için çok güzel pişiriyor, dönerek pişirdiği için. İnşallah yanmadan çıkaracağız. Hadi bakalım. Evet, tam zamanında yetişmişim. Biraz daha çıkartmasaydım yanabilirmiş. Şunun köşesi azıcık yanmış ama önemli değil. Bu glazürünü ayarlayacağım. Ama biraz soğuması lazım.
birkaç dakikası olsun gelip yapayım. Şimdi paketin üstünde yazan oranda suyla karıştırdım. Bir pakete 1,5 yemek kaşığı su yazıyordu. Daha önce de bundan kullanmıştım. Hatta iki rengini almıştım o zaman. Evet, şimdi böyle tek tek alıp yapmaya çalışacağım. Ve son hali bence çok tatlı oldular. Altındaki tabak da tam bu konseptteydi ama şu an görünmüyor glazürden dolayı. Şimdi bunu içeri götürüp güzel bir film açıp tadını çıkaracağız. Evet, şimdi kurabiyelerimizi getirdik. Evde tek başına filmini de açtık. Hava da bugün bu filme tam uygun gözüküyor. Bu arada benim böyle bir hatam oldu. Ben ölçmeden koyduğum için tam üstünü oyun hamuru gibi kapatmadı ama yine de çok güzel oldu. Bence tarifine de tam olarak uyabilirsiniz. Ben acaba fazla mı gelir, eksik mi gelir diye düşünüyordum. Ama gerçekten çok güzel oldu. Mutlaka deneyin. Biz şimdi bunların tadını çıkaracağız. Artık yarın dışarı gidersek dışarıda görüşürüz diye umuyorum. Şimdi başlatalım. Thank you.